Sevgili Çanakkale'li izleyicilerimiz, çok değerli takipçilerimiz, Bakış Açısı programının çok değerli konukları, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Dün akşam Bakış Açısı programının ilk programını yayınladık internet üzerinden. Zira artık dünyada iletişim oldukça farklı boyutlar kazandı ve internete yayıncılık ve sosyal medya üzerindeki yayınlar çok daha fazla etkili olmaya başladı. Biz de Çanakkale'de bunun ilk adımını atarak yayıncılık hizmetlerini bu noktadan vermeye başladık. Dün akşam da Bakış Açısı programının ilk konuğu çok değerli bilim adamı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nin çok değerli enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Alper Şener'le yapmıştık. Artık o bir profesör oldu, onu da söyleyelim. Belki müjdeyi buradan verelim ki Alper Şener hocamız artık profesör oldu. Çünkü tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ulusal kanalların en önemli yayınlarına çıktı ve paylaşımlarında bulundu. Ve biz de onunla ilk programımızı yaptık. Ve gerçekten önemli konuları hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda onları paylaştık. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Hemen şunu söyleyelim ki konu Çanakkale olunca gerisi teferruat. Biz de yayıncılık politikalarımızı, yayıncılık anlayışımızı tamamıyla Çanakkale üzerine yoğunlaştıracağız. Dolayısıyla bununla ilgili de önemli konuları masaya yatıracağız. Önemli konuklarımız olacak. Onlarla Çanakkale'yi konuşacağız. Tabii ki yaşamı konuşacağız. Tabii ki Çanakkale'nin her noktasına dokunmaya çalışacağız. Bu akşam da ikinci programımızı yayınlayacağız ve canlı yayın konuğumuz olacak. Daha önce de duyurmuştuk. Gerçekten Çanakkale'nin gülen yüzü, Çanakkale'nin siyasetine açılan çiçeği diyebiliriz. Bir kadın, yani Çanakkale siyasi hayatında merhum, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Zekiye Gülşen ablamızdan sonra ilk Çanakkale'li kadın milletvekilimiz olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çanakkale milletvekili Jülide İskenderoğlu ile konuşacağız. Onunla canlı yayına gireceğiz. Ben tabii ki Jülide İskenderoğlu deyince akla ne geldiğini hemen söyleyeyim. Gerçekten onu tarif etmekte zorlanabiliriz. Çünkü o sadece bir siyasetçi değil. Onu daha önce bir siyasetçi olarak tanımadık. Onu bir insan olarak tanıdık. Onu güler yüzlü bir kadın olarak tanıdık. Çanakkale'nin öz be öz evladıyla bir evlilik yaptı. Çanakkale'de okudu, burada büyüdü, burada gençliğini geçirdi. Ve kader onu siyasete götürdü. Ama her adımını çok başarılı attı. Siyasetin merdivenlerinden gerçekten adım adım karış karış yükseldi ve bugünlere geldi ve parlamentoda artık Çanakkale'yi temsil ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin az sayıda olan kadın milletvekillerinden bir tanesi oldu. Çanakkale için de bir gurur vesilesi oldu. Çünkü kadınların temsil edilme oranının her zaman yüksek olmasını temenni ediyoruz. Ben önce Jülide Hanım'a hoş geldin demeden önce Kıbrıs'tan gelen bir mesajımızı yayınlamayı uygun gördüm. Çünkü ben de çok etkilendim. Gerçekten duygusal bir mesaj. İsmini sonra açıklayacağım. Kıbrıs'tan gelen mesajı şöyle özetleyebilirim. Jülide milletvekilimin benim gibi gözleriyle gülüyor. Dudaklarıyla değil. Gülen insan hep sadıktır. Vericidir. Gerçektir. Bunu paylaşan bir kadın sonuçta Çanakkale'de uzun yıllar hizmet etmiş Yasemin Hanım, Halk Eğitim Müdürümüz, şu anda Kıbrıs'ta görevli ve heyecanla bu yayını izlediğini belirterek bu mesajı gönderdi. Ben de bu mesajla bu yayına başlamak istedim. Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Siz de bizim evimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evinize ya da ofisinize ya da neredeyseniz oraya da konuk olmaya hazırız. Çünkü Çanakkale için konuşulacak çok şey var. Sizler de bu konuda omuzlarınızda taşıdığınız yükün farkındasınız. Dolayısıyla zaman mefhumu yok, yer mefhumu yok. Biz nerede ne gerekiyorsa Çanakkale için yapmaya çalışacağız. Sayın Vekilim, Bakış Açısı programı internet üzerinden yayınlanmaya başlayan bir portal. Artık dünyaya yayın yapacağız. Çünkü artık yayıncılık yüz değiştirdi. Yayıncılık teknoloji değiştirdi. İnternet
ve sosyal medya günümüzde çok fazla yer etmeye başladı. Dolayısıyla bu tip yayınları sık sık yapacağız diyebiliriz. Ben ilk soruyu şöyle başlamak istiyorum. Tabii ki Çanakkale gibi dünyanın gündeminde olan bir salgın hastalık var. Covid-19 hayatımıza 10 Mart'ta girdi ama aslında Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. Tüm dünya bununla sarsıldı. Sarsılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla biz bu süreçte de Çanakkale'de gerçekten 10 Mart'tan bu yana çok hareketli, çok interaktif bir süre geçirdik. Sormak istediğim soru şu. Siz pandemiyle ne zaman tanıştınız ve ilk duyduğunuz andan itibaren neler yaptınız? Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ve bunları bize bir özetleyebilir misiniz? Öncelikle pandemiyle ilk Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, daha doğrusu bize bilgilendirmeleriyle tanıştık. Türkiye gibi sanırım. Dünyada özellikle Çin'de ilk bulunmasıyla ve Sayın Bakanımızın Türkiye'de önlemleri alıyoruz demesiyle birlikte ilk defa koronavirüs hayatımıza girdi. Çin gerçeği ilk başında birçok arkadaşımın da olduğu gibi ben sanırım bu Çin'de kalır ve bize gelmez diye düşünüyordum. Ama gördük ki hiç de öyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Gerçekten bir salgın ve bugün yaşadığımız gerçekten sıkıntılı süreci. Aslında Türkiye olarak öncelikle Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır yaptığı çalışmalarla ne kadar vizyon sahibi ve bir öngörü olduğunu gördük. Hastanelerimizi 18 yılda geldiğimiz noktada hastanelerimizi nereden nereye getirdiğimiz, sağlık çalışanlarımızın yaşam koşullarını nereden nereye getirdiğimiz ve dijital ortamda Türkiye'nin nereden nereye geldiği ortadadır. Ben bununla beraber koronavirüsün aslında hayatımıza çok hızlı bir şekilde özellikle Avrupa'ya yayıldığında çok net gördük ki evet galiba bize de geliyor. Hatta Bülent Bey'le o dönemde meclis açık, mecliste çalışırken Yunanistan'da da görüldüğünü duyunca eyvah dedik, bizim karşı komşumuza da geldi. Ve şuna çok güvendik. Sayın Bakanımızın çok ciddi çalışmaları ve öngörüsü vardı. Ve gerçekten öngörüyle birlikte bu çalışmalarla çok net bir önlem aldığını gördük. Koronavirüs tabii benim gibi özellikle beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Yakın teması çok severim. Kadınlarımızla sarılırız. Bizim insanımız canımızdır. Yani burası Trakya, Ege, Marmara, Çanakkale her şey aslında. Ve bizim insan yapımızda da bunu çok samimi yaşıyoruz. Diyaloglarımız, ilişkilerimiz yakın, sıcak. Birbirimize dokunmayı seviyoruz. Ve ben siyaset yapmaktan önce bir insan olarak iletişime bu konuda çok açığım. Tabii koronavirüsün ilk başta solunumla bulaştığını, işte dokunmayla ya da birbirimize dokunma ve birlikte olmayla aslında topluluklar içinde yayıldığını duyunca inanılmaz ne yapacağımızı bilemedik işin gerçeği. Sayın Bakan'ın talimatlarını çok ciddi dinledik. Meclis çalışmalarımızda maskesiz, dezenfektanımız olmadan hiçbir şekilde yanaşmadık. Kimseye de yaklaşmamaya çalıştık. Tabii bu süreçte en çok üzüldüğümüz aile büyüklerimize şöyle doya doya sarılamamak oldu. Bu süreçte yani en çok beni bu konuda tabii ben aile büyükleriyle birlikte yaşayan biri olarak çok özlüyorum iki annemi de babamı da ve etrafımda 65 yaş üstü birçok teyzem, annem, ablam var. Onları görmeyi çok özlüyorum. Ama inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız dedik. Birlikte başaracağız dedik. Ve Türkiye Allah'a şükür ki hem tedbirlere uyarak hem de kamunun bu konuda çok hakim olmasıyla valimiz ve bütün personelimiz, sağlık çalışanlarımız, jandarmamız, polisimizle birlikte bu süreci çok iyi bir şekilde geçiriyoruz. Tabii ilk basamağı, bugün Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi ilk basamağı atlattık Allah'ın izniyle. Bundan sonra normalleşme sürecinde her şey normal oldu demeyeceğiz. O süreçte
her şeyden önce yine birbirimizi kollamaya devam edeceğiz. Çünkü koronavirüs öyle ilginç bir şey ki görmediğiniz bir şeyle, mikropla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve işte dün hocamı dinledik dün akşam. Alper hocamı bu işin başından beri aslında hepimiz dört gözle dinliyoruz. Yani en yakınınıza, evladınıza, annenize sarılamadığımız, işte hepimizin bir karantina süreci geçirdiğimiz, ne misafir kabul edebildiğimiz, ne misafirliğe gidebildiğimiz, birbirimize sarılamadığımız ve hiç bize uygun olmayan bir süreç yaşıyoruz. Biz kandilde birbirimizin elini öpmeyi, cuma namazını ve beraber vakit namazı, terafileri kılmayı o kadar alışkınız ki aslında gerçek özgürlüklerin sağlık olduğunu gördük bu süreçte. Ben çok kendi adıma çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii bilimsel açıdan öğrendiklerimiz çok ayrı. Osmanlı'dan kalan, aslında ananeden kalan adetlerimizin, geleneğimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani hepimizin evlerinde annelerimiz daha misafir gelir gelmez ilk önce kolonya tutarlardı, tuttururlardı. Ben genç kızken kızardım birazcık. Annem hemen kaş göz yapıyor diye. Oysa ne kadar doğruymuş gelen misafire ilk önce kolonya ile bir hoş geldin demek. Belki kendimizi de onu da korumak adına çok doğru bir hareketmiş. Ya da temizlik imandan gelir deriz ve temizliğimize çok düşkünüzdür. Sadece ev temizliği değil, kişisel bakım ve temizliğimize de çok düşkünüzdür. Bu süreçte aslında bizi virüsten ne kadar ayrı koyduğunu, virüse bulaşmamak adına temizlik ve hijyenin, kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yine de ben samimiyetle söylüyorum ki dört gözle virüsün geçmesini ve normalleşme sürecinin de çok hızlı bir şekilde bitmesini bekliyorum. Çünkü Çanakkale'de özlediğim çok şey var. Sadece aile büyüklerimiz, sadece büyüklerimiz, sadece çocuklarımıza doya doya koklayarak öpmenin haricinde kordonda gezmeyi çok özledim. Bugün Hıdrellez sabahıydı. İçim gitti çünkü ben her Hıdrellez sabahı Şakir'in orada mutlaka kadınlarımızla birlikte dilek tutarız. Hep beraber orada bir çay içeriz. Çanakkale'yi, Çanakkale'li olmayı, yaşamayı çok özledim sokaklarda. Özellikle Sayın Valim de, kıymetli vekilim Bülent Bey de tembihliyorlar sokağa çok çıkma diye. Evet, hep sokağa çıkma mesajı veriyoruz. Çünkü sokağa çıktığımızda mutlaka tanıdığımız hemşerilerimizle karşılaşıyoruz ve iki hoş sohbet etmek istiyoruz. Ama ben de bir şey olup olmadığını bilmiyorum, onlar da bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Birbirimizi koruma süreci aslında bu. O yüzden de normalleşmeyi de ben öyle görüyorum. Birbirimizi koruma sürecinde olacağız. Tabii bu süreçte ben başta Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hem devletin o sıcak elini gösterdi hem de çok ciddi çalışmalarla bize hiç fırsat vermedi. Biz de şu eksik, aman bunu da tamamlayalım bile diyemedik. Sağlık çalışanlarımıza, il müdürümüz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Çocuklarını görmediler, eşlerini görmediler. Biz sadece anne babamızı görmedik diye dert yanarken onlar kendilerini izole ettiler ki vatandaşımızın sağlığı için. Aynı şekilde polisimiz ve jandarmamız, vefa grubunda çalışan özel idare personelimiz, GES taşından, DS'ye kadar ve Kızılay'ımız. Kızılay'a da çok teşekkür etmek istiyoruz. Gece gündüz demeden onlar da vefa grubunun bir parçası oldular. Özellikle gönüllü gençlerimiz. Ben 20 yaş altına yasak geldiğinde o Kızılay'daki gönüllü gençlerin ne kadar üzüldüklerini görünce acaba mı dedim, çocukların yaşını mı büyütseydik? Çünkü canı gönülden bütün memleketimiz için siper anne oldular. Aile hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızın içinde. Sağlık çalışanlarımızı ben bir bütün halinde görüyorum. Eczacılarımızdan hastanede temizlik personelimize veri hazırlamamıza kadar. Hepsi bir bütün halinde. Biz onların hepsine minnettarız. Aslında kamumuz, çalışan kargolarımız, bugün market çalışanlarımız. Bunların hepsi
aslında birlikte başarmanın bence birer parçasıydılar. Ve biz evde oturan, özellikle ben de çünkü mümkün olduğunca evde oturuyorum. Evde oturan tüm hemşerilerimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreçte şunu yaşadık ki ihtiyaç sahiplerinin evlerine koli götürürken ki Vefa grubumuz 24 bin koliden bahsediyor. İnanılmaz bir rakam Çanakkale için. Bu demektir ki birçok eve el uzatmış bir devletimiz var. Ve özellikle son dönemde bu sosyal yardımlaşmayla, ekonomik istikrar kalkanıyla birlikte verilen biner lira ailelerimize ihtiyaç sahibi ve bu süreçte ihtiyaç sahibi olan ailelerimize verilen ücretlerimiz var. Onlar için mesela 50 polisimiz ve jandarmamız evlerine kadar götürüyorlar. Bunlar çok önemli ve özel şeyler. Özellikle bu dünya devi dediğimiz Amerika'nın, İtalya'nın, İspanya'nın düştüğü durumu görürseniz, yani ben inanamadım ilk duyduğumda. İspanya morgdaki vatandaşı için bugün para istiyor. Bugün maskenin ücretli olduğu ki 500 bin adet maskenin dağıtıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Çok büyük rakamlar dağıtıldı ki bu rakamların üstüne çıktığında diğer ülkelere ilaç olmaya çalıştık. Bugün Çanakkale'de laboratuvar çalışmalarımızın hepsi gerçekleşiyor biliyorsunuz. Günde 400 adet laboratuvarda teste kadar Çanakkale'de kendimiz yapabiliyoruz koronavirüs testini. Ve aslında çok sayı ve rakam vermeyi doğru bulmuyorum ben bu konuda. Şunu bilmek lazım. Çanakkale olgun bir il. Yaşlı demekten hoşlanmıyorum. Çünkü tecrübeli ve olgun benim için çok daha düzgün. 65 yaş üstü vatandaşımızın oranı Türkiye'de %8,8 iken Çanakkale'de %15,4. Ancak burada üniversite öğrencileri de kapasitede. Yani şu an üniversite öğrencileri gittiğinde Çanakkale'nin ortalama %20'si 65 yaş üstü nüfusa sahip. Ve biliyorsunuz ki koronavirüs 65 yaş üstünde çok ciddi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyordu. Oysa Çanakkale'de bilin ki Türkiye ortalamasının çok altında rakamlarımız gerçekleşti. Önce Çan'da başladı. Çan ve merkezde sayılarımız biraz yükseldi ama Mayıs ayının başı itibariyle sayılarımız çok düşük. Ölüm oranımız çok düşük, entübe oranımız çok düşük ve Çanakkale bence bu her zaman olduğu gibi bu mücadeleden de başarıyla çıktı. Çıkacak daha doğrusu. Daha çıktı demeyeyim. Çünkü çıktı dersem hepimizin sokaklara çıkıp normalleşmemiz lazım. Oysa daha normalleşme sürecine girdik. Ve özellikle Bülent Bey ile biz de durmadan aslında bütün müdürlerimizi, valimizle ve Vefa grubunda Abdullah Bey ile Vefa grubu başını vali yardımcımızla iletişim halindeyiz. Tüm ilçelerde kaymakamlarımızla, sağlık ilçe müdürlerimizle iletişim halindeyiz. Keza teşkilatımız çok burada aslında bu konuyla ilgili siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bu süreçte dünyanın bugünden önce görmediği bir süreç yaşıyoruz. Ve görüyoruz ki yani böyle bir şey hiç yaşanmadı. Avustralya'da bir hastalık olduğunda ya da bir yangın olduğunda ki bunu yaşadık, Çin'dekinin umru olmazdı. Ama Çin'de olan, Avustralya'da ya da işte Suudi Arabistan'da herhangi bir patlama olduğunda Türkiye'de sadece acaba Türk var mı diye düşünürdük. Bu öyle bir şey ki inanılmaz bir şekilde bütün dünyaya yayıldı. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özellikle sınavdan başarıyla çıktığını düşünüyorum. Ve daha da yol alacağını düşünüyorum. Evet, ekonomiyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili bakanlığımız ilgili çalışmaları yapıyor. Yetecek mi? Hep beraber biz eğer bu virüsten kurtulmayı ve bu kadar az kendimize bulaştırarak bu işe başarıyla çıkacaksak ben inanıyorum ki özellikle Çanakkale'de bunu söyleyebilirim ki gönül rahatlığıyla biz ekonomik savaştan da
başarıyla çıkacağız Allah'ın izniyle. Hep beraber çalışmaya devam. Evet, aslında giriş konuşmasını biraz da uzun tuttunuz. Belli ki çok özür dilerim o zaman. Eyvah. Belli ki tabii seçmen kitlenizle, vatandaşlarla özlemlerinizle bir nevi gidermiş oluyorsunuz bu şekilde. Ama tabii çok önemli konular var. Siz anlatmaya çalıştığınız zaman Çanakkale'de 10 Mart'tan bu yana alınmaya başlanan tedbirlerden bu yana ne yaptığınızı çok merak ediyoruz. Siyaset nasıl dokundu bu işe? Çanakkale'de olan biteni nasıl takip ettiniz? Buradaki pandemi hastanesi hem Çanakkale merkezde hem de Çan'da ilan edildikten sonra siz devletle ilgili, devletin attığı adımlarla ilgili Çanakkale özelindeki konuları nasıl takip ettiniz? Bir de gerçekten Çanakkale'de en çok merak edilen konu şu. Kentte kaç tane vaka oldu? Kaç vefat oldu? Ne kadar iyileşen sayısı oldu? Ne kadar yeni vaka oldu? Başından bugüne kadar. Şimdiki süreçte Sağlık Bakanlığı bu konuda il il açıklamanın doğru olmadığını belirtirken, ama Ankara'dan da bir şehirle ilgili bir açıklama yok. Tüm Türkiye genelinde rakamları öğrenebiliyorken Çanakkale özelindeki rakamları kimse öğrenemiyor. Tabii ki haliyle de vatandaşlar haklı olarak zaten bir sıkıntılı bir sürece girmişlerdi. Bu süreç içerisinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştılar. Siz de rakamları açıklamıyorsunuz. Buna bir saygı duyuyoruz. Dün akşam Alper hocamızla yapmış olduğumuz yayında şunu duyduk ve çok mutlu olduk. Çanakkale'de çok başarılı bir süreç yaşandı. Özellikle altını çizerek ben de söylüyorum. Halk sağlığı bilimleri, filyasyon denilen, bunu da sonradan öğrendik. Yani temas çevrelerinin tespiti ve yaygınlaşma çemberinin kontrol altına alınması sürecinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı'nın çok ciddi bir koordinasyonu oldu. Siz bu koordinasyon sürecini takip ettiniz mi? İlk vakalar belirlendiği noktadan itibaren nasıl kontrol altına alınabildi ve ne gibi önlemler alındı? Bunu yakından takip ettiniz mi? Hangi noktada ne yapıldığını bize biraz daha geniş bir perspektifte anlatabilir misiniz? Tabii. İlk vakamızdan itibaren tabii ki ben de Bülent Bey de valimizle ve Vefa Sosyal Grubu ile birlikte, dayanışma grubu ile birlikte takip ettik bütün çalışmaları. Aslında bize düşen kısmı da buydu ve bu yapılan çalışmalarda eğer bir omuza ihtiyacı varsa Çanakkale'mizdeki bir vatandaşımızın omuzu verebilmekti. Sayıları verme kısmına gelince, bence şu an sayıların çok düşük olması sayıların hepsini bilmekten çok daha önemli. Yani 3-5 gibi bir şey söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü vefat eden bütün hemşerilerimiz aslında bizim canlarımız. Ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte bu yakın bir arkadaşımın, ben başka bir ilde, babasını kaybettik. Ve ne kadar büyük bir acı olduğunu biliyorum. Yani cenazesine gidememenin bu süreçte. O yüzden Rabbim hepsine sabır versin, ama bugün hastanede bu tedaviyi gören tüm vatandaşlarımıza da Rabbim şifaları versin. Bu süreçteki çalışmalar nasıl oldu? Vali Bey'in öncelikle koordinatörlüğünde ilk etapta sosyal alanlarımızı kontrole aldılar. Aslında bu süreci en güzel anlatacak olan insan valimizdir, sayın valimizdir. Sayın valimizin koordinatörlüğünde biz bir defa şunu gördük. Bütün kurumlar çok ciddi bir bilgilendirildiler. Kurum müdürlerimiz başta olmak üzere. Arkasından vatandaşımız, tabii Alper Hoca'ya buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Pandemi hastanesi kısmına gelince 2019 yılında aslında tıp fakültemiz pandemi hastanesi olarak onaylanmıştı.
Tabii biz bunları çok da dile getirmiyoruz ama bu tarz yapılabilecek şeylerde eylem planında aslında hazırlık vardır. Böyle bir organizasyon olursa daha bu Çin'de oluşmadan önce pandemiyle ilgili Çanakkale'de yani Türkiye'nin her ilinde bir çalışmamız mevcuttu. O yüzden aslında çok da zorlanmadık. Biz şanslı illerden biriydik. İlk başta laboratuvar testlerimiz Çanakkale'de olmuyordu. Ancak üniversitemizde olan bir cihazı ufak tefek Bülent Bey'le bir iki parça eksiği vardı. Yurt dışından o parçaların getirilmesine destek olduk. Ve arkasından günde 400 kişiye kadar bugün Çanakkale'de tahlil yapılabiliyor. Koronavirüs testi yapılabiliyor. Bununla beraber şunu yaptık. Şöyle söyleyeyim aslında, şunu yaptık demeyeyim. Bugün Çanakkale'de 100-120 arası ortalama günlük test yapılıyor. Yani bu da sayı niye yüksek kısmında? Bunların birçoğu, birçoğu demeyeyim hatta %90'ı diyeyim belki de, pozitif çıkmıyor, negatif çıkıyor. Ama huzur evimiz gibi, hastane çalışanlarımız gibi riskli gruptaki arkadaşlarımızı da bu testleri mutlaka dönem dönem yapıyoruz. O yüzden sayılar birazcık yüksek çıkıyor. Sevgi evleri gibi çocuklarımızın olduğu yerleri Test özellikle. sayısı yüksek de kimlere yapıldığını söylemeye çalışıyorsunuz değil mi? Test sayısı yüksek Evet. ama bunlar tamamı hastalara yapılmıyor. Aslında Hayır yaşlı hayır. O, tabii. grubuna. Bunların o kadar yani o kadar düşük bir oranımız var ki sayı vermeyi doğru bulmuyorum. Bazı illerde sayı verildikten sonra çünkü insanlar rahatlama sürecine girdi. Oysa bizim şu an yine birbirimizi kontrol sürecinde devam etmemiz lazım. Yani yine işlerimizi hallettikten sonra yine evde kalmaya o sürece devam etmemiz lazım. Çünkü mesela şu süreçte izliyorum, takip ediyorum ben. Perşembe günü sanırım Sağlık İl Müdürlüğümüz yine bizler gibi böyle online toplantıyla şeye bağlandı. Bütün berberlerimize ve kuaförlerimize bağlandı. Normalleşme sürecine geçildiğinde nasıl davranmaları gerektiğini eğitimini verdiler. Yarın lokantacılar odamızla birlikte bir çalışma yapıyorlar. Bütün lokanta ve kafelerin sahipleriyle bir bu konudaki eğitimi verecekler. Yani Çanakkale bu konuda çok çok adım önde diyeyim aslında. Bu normalleşme sürecine geçmeden önce biz eğitimlerimize başlamıştık. Yaklaşık 25 gündür meslek gruplarıyla eğitimler devam ediyor. Bu süreçte neler yaptık kısmında? Kaymakamlarımızla, sağlık ilçe müdürlerimizle, il müdürümüzle diyaloğu hiç kesmedik. Ve özellikle ilk virüsün tespit edildiği ilçemiz Çan'dı biliyorsunuz. Allah'a şükür şimdi Çan'da gayet iyi durumdayız. Onu söyleyebilirim. İlçelerimizde de, merkezde de şu an gayet iyi durumdayız. Bu süreçte biz Bülent Bey'le beraber Peki iyi bir şey. nerede var diye bunun kontrolünü yaptık aslında. Gıda kolisi ihtiyacı olan vatandaşlarımızla vefa grubuyla birlikte ihtiyaçlarını karşılattık. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan devletimizin verdiği desteklerin takibini yaptık. Doğru yerlere gidip gitmediğiyle ilgili. Bu arada bütün çalışmalar aslında devletin bütün çalışmaları devam etti. Yani buraya yapılan hiçbir yatırım durmadı. Ne köprü inşaatımız durdu ve bazı yerler, işte, özellikle fabrikalarımız çok sayıda olmasa da nitelikli ve marka değeri yüksek olan fabrikalarımız çalışmaya devam ettiler. Bir grup arkadaşımız bir süreçte yarım döneme girdi. Yarım çalışma prensibine geçti. Ama ne kadar olursa bizim fabrikalarımızdaki bacalarımız yine tutmaya devam etti ve vatandaşımız oradaydı. Biz de bu süreçte iş yeri hekimlerinin eğitimini verdirerek ve yapılan yatırımlarımızın devamını kontrol ederek aslında süreci Çanakkale'ye zarar vermemesine çalıştık. Ha, sağlık alanında Allah'a şükür ki biraz önce çok uzun uzun anlattığım için aslında son 2 ayımızı korona süreciyle geçirdiğimiz için milim milim
Neredeyse sokak sokak yapılan her çalışmada bizler siyasetçi olarak vardık. Onun haricinde kendi teşkilatım adına konuşmak istiyorum izniniz olursa. Başta il başkanımız olmak üzere yeni atanan bir il başkanımız var. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz biliyorsunuz. Naim Bey başta olmak üzere il yönetimi, bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, AK Partili belediye başkanlarımız süreçte maske üretiminden dezenfektan dağıtımına kadar, koli dağıtımına kadar valilikle ortak çalışmada her kademesinde vardı. Ben kadın kollarımız başta bütün 65 yaş üstü üyelerimize tek tek telefon açtılar. Ardından baktık ki 65 yaş üstü bitti ve süreç bitmiyor. 65 yaş altı bütün üyelerimizi de aramaya başladık. Çünkü bir şeye ihtiyacı varsa, nereye aramasını bilmiyorsa bugün yanında olmak lazım vatandaşımızın. Ha bunun haricinde üyemiz değilseniz biz sizinle ilgilenmiyoruz der miyiz? Bütün vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Kapımız hem partimizin kapısı hem bizim telefonlarımız her zaman tüm vatandaşlarımıza açıktı ve hala da açık. Bugün mesela 65 yaş üstü teyzelerim aradı. Dediler ki ya Sayın Cumhurbaşkanı bizi pazar günü sokağa çıkarttı ama biz eczaneye gideceğiz. Alacaklarımız var pazar çıkmayalım. Onlara niye pazar olduğunu anlattık. Ve Allah'a şükür ki aslında sağlıkta aile hekimliğine çok kızan bir grup ya da yeni hastaneler niye yapılıyor, bu hastanelere ne gerek var diyen bir grup aslında bu süreçte bence en iyi şekilde gördük ki AK Parti'nin en iyi, en doğru yaptığı iş hastane yapmakmış. Çünkü olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Bu süreçte sağlığın her şeyden önemli olduğunu gördük. Peki bu arada tabii Çanakkale yerelindeki çalışmaları yakından takip ettiniz. Bizler de buna şahitiz. Bir de bu arada sizin Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılık gibi çok önemli bir göreviniz var parti içerisinde. Ve sosyal medyadan takip ettiğiniz kadarıyla çok sık tüm Türkiye'deki kadın kollarıyla telekonferanslarla herhalde bağlantı kurdunuz. Sadece Çanakkale değil, belki tüm Türkiye'yi takip ettiniz. Odağınızda kadınlar var mıydı? Jülda Tabii yani ortalama günde 4 toplantı yapıyorum online. Arkadaşlar bazen diyorlar işte aman bu süreç çok iyi oldu, evi yerleştirdik. Ben hiçbir şey daha vakit bulamadım toplantı yapmaktan ama şöyle tanıtım medya başkanıyım tabii. Bu süreçte de genel merkez kadın kolları tanıtım medya başkanı olarak aslında tüm Türkiye'de yapılan çalışmaları sosyal medya üzerinden aktarmak ve kadınlarımıza yeni platformlarda aslında söz sahibi olabileceklerini göstermek bizim işimiz. Şöyle diyebilirim, Şırnak'ta bir kadın video da çekiyorsa bana gönderiyor, biz onayladığımızda yayınlayabiliyor kurumsal sayfada. O yüzden de 922 ilçe, 81 il ve kadınlar Allah'a şükür ki çok başarılılar. Hem sosyal medya işinde hem sosyal platformlarda kendilerini dile getirmekte çok başarılılar. Ben ayrıca gurur duyuyorum tabii böyle bir kadın kitlesiyle çalıştığımız için. Biz de onlara yetmeye çalışıyoruz. Onun haricinde Mahir Ünal, ana kademe tanıtım medya başkanımız, onunla bölge toplantılarına katılıyorum. Bizim haftalık kadın kolları MYK'mız oluyor. Teşkilat yapımız ve teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. Bir müjdeli haber vereyim. Mesela şu an yeni bir kampanyayla sesli kütüphane oluşturuyoruz kadın kolları olarak. YouTube kanalımızda arkadaşlarımız girip kitapları dinleyebilecekler. Sadece görme engelliler için değil, özellikle okumaya vaktim yok diyen ama yolda işe giderken boş vaktim var benim deyip kulağına kulaklığı takabilen herkes klasiklerden başlayarak kitapları dinleyebilecek. Aynen bütün vatandaşlarımız için makale pandemi süreciyle ilgili bir makale yarışması açıyoruz. Tabii bu da çok güzel bir şey. Bütün Türkiye'de kadınlar pandemi sürecinde neler yaptıklarını, neler hissettiklerini anlatsınlar istiyoruz. Çocukların resim ve şiir yarışmalarını yapıyoruz. Yani aslında hiç boş durmuyoruz. O yüzden tabii çok özel bir şey. Ben şunu söylemek istiyorum.
Burada biliyorum ki bu yayını izleyen, AK Parti kadın kollarında görev yapan her kademesinde birçok arkadaşım, kardeşimiz de var. Ben onlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte siyaset gözetmeden tüm vatandaşlarımızın yanında oldukları için. Çünkü bazı dönemler vardır ki siyaset üstüdür ve birlik beraberlik içinde olmamızı gerektirir. Bu gözümüzle görmediğimiz bir düşmanla savaştık bizler için. Ve bu dönemde birbirimizi kırmaktansa birbirimize gerçek konuşarak, gerçekleri konuşarak birbirimizle bir bütün olma zamanıydı. Bunu Çanakkale'den söylemem çok kolay benim. Çünkü ben her zaman Türkiye'nin her noktasına gittiğimde şunu söylüyorum. Çanakkale demek Türkiye demek. Çanakkale vekilliği de, Çanakkale'yi temsil etmek de aslında çok özel bir şey. Ve ben bu süreçte bana bunları aslında nasip eden Allah'a binlerce kez şükürler ediyorum. Çünkü Şırnak'a da gitseniz, Kütahya'ya da gitseniz, bugün Cudi Dağları'nda da olsanız, Diyarbakır'da da, Aksaray'da da, Çorum'da da olsanız, Çanakkale denince herkesin gözleri parlıyor. Çünkü Çanakkale demek Türkiye demek. Sayın Vekilim Bey, biraz müsaade Cumhuriyet'in ederseniz ön ben sözünün yazıldığı özel topraklar buralar. çok sayıda mesaj da geliyor. Bunları müsaade ederseniz kısa geçmeye çalışayım Tabii çünkü tabii. inanılmaz talep de var. Halil Başaran mesaj yazmış. Sayın Vekilim, inşallah tez zamanda COVID-19'dan kurtuluruz ve yine sizinle bir araya geliriz diye mesaj atmış. Ayşe Çınaroğlu İnşallah. demiş ki bu dönemde mesafeli mecbur olduğu fakat sizin herkese dokunarak yaptığınız siyasi anlayışınızı özlüyoruz. İnşallah yakın zamanda buluşuruz. Saime sonsuz saygılar ve sevgilerini iletiyor. İsmail Özel, Çanakkale'nin güleç yüzlü ablası iyi ki varsın diye bir mesaj atmış. Fatih Bilgiç hayırlı Ramazanlar demiş. Ayvacık'tan selam yolluyor. Evet. Turizmle ciddi katkı sağlayan özellikle Assos bölgesindeki otelleriyle. Onun da bir sorusu vardı. Ben mesajların ardından soracağım size. Anıl Aha. Sabirlioğlu hayırlı Ramazanlar dilemiş. Ezine'den selamlar demiş. Rıfat Bostancı. Eren Türe sevgiler saygılar demiş. Burak Balık Çanakkale Türkiye'dir demiş. Selamlar vekilimize demiş. Huriye Doğancı kolay gelsin Aleyküm. demiş. Değer Erken hocamız selam yolluyor. Cihan Bayralı emekli basın mensubu arkadaşımız selam yolluyor. Esra Evet. Sürücüoğlu Asarkaya selamlar ama ilk bir sorulmaz selam söylüyor. Rıfat Bostacı sizinle gurur duyuyoruz vekilim demiş. Ferdi Yüce sayın vekilim Gökçeada'dan selam. Sizi çok seviyoruz. Çevremde birçok bayan arkadaşım sizi örnek alarak sizin gibi siyaset yapmaya Ne çalışıyor. güzel. Umarım yüzünüz hiç esirmez uzun yıllar yollarınız olur demiş. Zülfiye Ölmez Kula Allah İzmir razı olsun. Buca'dan saygılar sevgiler demiş. İzmir'den katılıyor kendisi. İbrahim Marancıgil sizi Erzurum'da tanımış önce. Jülde Hanım Çanakkale'nin büyük tüm Türkiye'nin milletin vekili Erzurum'dan sevgiler saygılar demiş. Fadime Çelik bizler de Sağ olun. bekliyoruz vekilim demiş. Ersin Mardin hayırlı Ramazanlar Aydın'dan selam ve sevgiler demiş. Cemal Soytürk Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İyi ki varsınız demiş. Funda Fidan İsmailoğlu Kastamonu'dan sevgilerle. Jülde Başkanım hayırlı yayınlar demiş. Yine Serkan Karaca Sayın Vekilim hayırlı akşamlar. Yüzünüz hiç solmasın demiş. Meltem Tunar Gültekin bir soru sormuş. Ozon tabakası ile COVID-19 arasında bir ilişki olabilir mi acaba? Ozondaki karbon birikim temizliği COVID-19 üretebilirmiş olabilir mi gibi bir soru var. Onu da devamında sorabiliriz. Kezban Kömürcüoğlu yüzündeki gülüşler hiç eksilmesin. Sizi çok seviyoruz demiş. Nezaket Yağcı Zorer Muğla'dan selamlar demiş. Sayın vekilim sevgiler durmak yok yola devam demiş. Necla Kurt hayın saygılar ve sevgiler demiş. Gülten Ayazlı, Tokat Niksar, Ak Kadınlardan selamlar vekilim demiş. Hatice Kahraman, Jülde Başkanım hayırlı Ramazanlar, selam Kütahya'dan sizleri çok seviyoruz demiş. Ahmet Öztürk sizinle gurur Ben de duyuyoruz onları vekilim çok demiş. seviyorum. Necla Kurt yine selamlarını iletmiş. Hülya Hop, hayırlı yayınlar, sizi gördüğümüzde çok sevindik demiş. Necla Cilles, Çanakkale'mizin gururusunuz, iyi ki varsınız Jülde Başkanım demiş.
Fatma Ercan yine selam söylüyor. Huriye Alver, Akif Emre Kılınç, Muzaffer Berkit, Mücahit Akan, Melek Özgür, Refike Rife Erkan, Kadife Altınok Tözener, Ayla Arslaner, Şaziye Aksoy, Aytekin Aktaş, Özen Tunç, Fahriye Çimentere, Muzaffer Berkit, Hacer Kurtu, Kurşunlu Bucak, Can Kerfel. Ya o kadar çok mesaj var ki, Ecevat'tan Zeynep Çanakkale, Hint Kınası diye bir rumuzla girmiş. O da Melek Uzgör Edirne'den bağlanmış. O da korona konusunda bilgilerinizi teşekkür ettiğini söylüyor. Gülfer Erdinç, Emine Tintin, Canan Suyol, Köksal Akçay Kocaeli'nden selamlarını iletiyor. İbrahim Kara, Zeynep Çanakkale yine Allah razı olsun Sayın Vekilimizden diyor. Yani o kadar çok mesajlar var ki Sayın Vekilim, bunları iletmek de gerçekten çok da kolay değil. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum hepsinin ama. Hepsine sonra, kucak dolusu sevgiler, hayırlı Ramazanlar. Biraz da artık şeye girme zamanı, siyasete de girelim biraz. Çünkü gerçekten koronavirüs süreci hepimizi bunalttı. Çanakkale'de evet sizin de tanık olduğunuz veya yakından takip ettiğiniz şekilde çok iyi bir süreç yaşandığı söyleniyor ama son iki günde yine hastanemize pozitif vakalar da gelmekte. Bu arada 30 il ve Zonguldak'la birlikte şehirler arası dolaşım da serbest kaldı. Çanakkale'nin en büyük korkusu da buydu. Şu süreç başlayana kadar, yani şehirler arası dolaşım yasaklanana kadar 32.600 dışarıdan Çanakkale'ye giriş yapılmış yazlıklarına gelenler ya da evlerine gelenler. Şimdi bugünden itibaren artık bu sayının çok daha fazla artması da bekliyor. Zira havalar ısındı, yaz geldi. Biraz da bu süreçten istifade etmek isteyen çok sayıda İstanbullu bunalarak ya da İstanbullu, Ankaralı, İzmirli, Bursalı Çanakkale'ye akın etmeye çalışıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir şehrimiz var. Her taraf yazlıklarla dolu. Sizce bunların Çanakkale'ye gelebiliyor olması bir risk unsuru oluşturacak mı? Buna ilgili devlet kademeleri ve İl Pandemi Kurulu başta olmak üzere devlet bir önlem alacak mı? Biraz da Çanakkale'nin kaygılı sesleri var. Onları iletmek istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? Tabii ki şöyle ki aslında bu süreçte 65 yaş üstüne yasak gelmeden önce bile biliyorsunuz biz Bozcaada'da ve Gökçeada'da özellikle gemi seferlerini azalttık. Ve aslında adaları biraz da steril hale getirdik. Ve 65 yaş üstü yasağa gelir gelmez gezi taşımız Gökçeada ve Bozcaada'ya geçecek bütün aslında yurt dışından ya da Çanakkale dışından gelenler için kimliklerinin kontrolünü yaparak gemiye aldı. Yani bu süreçte Bozcaada'da hiç vakanın görülmemesi Çanakkale bürokrasisinin işe ne kadar hakim olduğunun işaretidir. Dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımız için şöyle düşünüyorum ben. Çanakkale'de artık bütün vatandaşlarımız kendini ve karşısındakini nasıl koruyacağını çok net öğrendi. Ve gelecek olanlar aslında yine bizim misafirimiz ama buralarda evleri olanlar. Şimdi insanlara dolaşım süreci açıldığında evine gelme diyemezsiniz. Ama bunun kontrolünü yapmak yine bizlerin elinde. İnsanların buraya geldiğinde nasıl yurt dışından gelişlerde, ile girişlerde 14 gün karantina bölgesi ilan edildiyse bizler dışarıdan eğer yazlıkçı dediğimiz yine bu ülkenin vatandaşı kardeşlerimiz geldiklerinde 14 gün belki evlerinde karantina sürecini başlatabiliriz. Yani bu mantıkla yine bugün de evlerimize nasıl misafir kabul etmiyorsak, nasıl maskesiz bir markete gidemiyorsanız, nasıl bir maskesiz sokakta dolaşamıyorsanız aslında normalleşme sürecinde de biz buna devam edeceğiz. Ve ben şuna inanıyorum, İstanbul pik noktasını bitirdi ve aslında İstanbul iyi bir sürece girdi. İnsanlar İstanbul'dan çok korkuyorlar ama ben artık İstanbullulardan korkmuyorum. Onlar çünkü evde kalmaya o kadar alıştılar ki bence burası onlara cennet gibi gelecek. Ben hatta bu süreç bittiğinde birçok insanın İstanbul'dan bizim gibi
özel illere artık yaz kış oturmak için taşınacağını düşünüyorum. Ve yine burada evi olan nitelikli insanların Çanakkale'ye gelişi bence yani bu sürecin sonrasında Çanakkale'ye bir katma değer sağlar. Ha bu süreçte koronavirüs taşıyorlar riskiyle eğer bir iki vakanın artacağını düşünüyorsak zaten aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı da yaptı. Aynı şekilde yine girişleri kapatırız, daha sıkı bir önlem alırız dedi. Ben önlemlere devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dışarıdan gelse de vatandaşlarımız bir defa dışarıdan gelen hiç kimsenin nasıl bugün annelerimizin bile evine gitmiyorsak dışarıdan gelen komşularımızın da evine gitmeyeceğiz. Bu süreci normalleşme sürecini normal hayata döndük olarak algılamamak lazım. Bakın kuaförlerin açılmasıyla birlikte haydi hep beraber bu arada ne kadar önemli olduğunu bütün kadınlar benimle birlikte anlamışlardır. Kuaför arkadaşlarımıza da selam olsun buradan. Kuaför ve berberlere hep beraber hurra gitmeyeceğiz. Randevu alınacak. Oturulacak koltuk sayısının yarısı kadar insan girebilecek. Aynı şekilde maskeyle ve kendimize ve karşımızdakine bakın bu süreçte sadece kendimizi korumuyoruz. Karşımızdakini de koruyoruz. O yüzden çok önemli bir süreci geçiriyoruz. Koronavirüsün en pik yaptığı noktalarda biz mesela eldivenlerimizi bile çıkartmadan çıktık. Ya da mecliste bizim çok yoğun çalışma programımızda birçok arkadaşımız gözlüklerini de takıp gezdiler. Yani çünkü gözden, elden ve nefes yoluyla bulaşımı çok yüksek biliyorsunuz. Artık onu anlatmayayım. İçimiz dışımız korona oldu zaten ve o kadar detaylı ve bu işin uzmanı bilim adamlarımız o kadar detaylı anlatıyorlar ki ben haddim olmadığını düşünüyorum bu süreçte bunu anlatmanın. Ama ben dışarıdan gelecek olan burada yazlık evi olan aslında bizim bütün esnafımızın sahil kenarında dört gözle her yaz beklediği vatandaşlarımızın tekrar 14 gün bu bölgeye geldiklerinde kendi içimizde bir karantinaya alınarak bu süreci çok rahat atlatabileceğimizi düşünüyorum ki bizim tekrar söylüyorum yeterli solunum cihazımız var, yeterli yoğun bakım ünitemiz var. Sağlık personelimiz, her şeyimiz yeterli. Ancak hiçbir vatandaşımızın bırakın koronavirüs kapmasını, tırnağının kanamasını istemiyoruz. Yani o yüzden de bu süreçte gerçekten hepimiz birbirimizi kollayarak ve bütün kurallara uyarak bence çok daha rahat atlatabileceğimizi düşünüyorum ve birbirimizden korkarak değil ama önlemleri alarak birlikte başaracağız zaten baştan beri sloganımız bu. Birlikte başaracağız ve ben Türkiye olarak bunu da birlikte başaracağımıza inanıyorum. Peki bu arada Sayın Hekim 50 günden fazla bir süreç geçti. Meclisteki çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada neler yaptınız? Bir de çokça soru almaya başladık ama en dikkat çekici sorulan bir tanesi. Siz aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hayvan Hakları Komisyonu'nda önemli bir göreviniz var. Bu süreçte sokaktaki o canlarla ilgili de oldukça somut adımlar atıldı. Sanıyorum ki mecliste Hayvan Hakları Komisyonu'nda ciddi bir çalışması oldu bu konuda ve şu anda sokaktaki tüm canlara mama dağıtımı ile ilgili sadece belediyeler değil artık sanıyorum orman müdürlüğüne bağlı çevre işletme ekipleri de yoğun bir şekilde mama dağıtımı ve su ve mama dağıtımı ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki hayvanlara yapılan saygısızlıklar var, hayvanlara yapılan işkenceler var, hayvanlara yapılan kötülükler de var. Bu konuda Ankara'da neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Sizin de içerisinde olduğunuz Hayvan Hakları Komisyonu hangi somut adımlar atıyor bu sokak hayvanlarla ilgili, sokaktaki canlarla ilgili? Sokak hayvanları, daha doğrusu bütün hayvanlarla ilgili aslında Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun
sözcülük görevi yaptım geçtiğimiz dönem. Ve ciddi 3 aylık çok samimi bir ekiple her partinin temsilcisinin olduğu Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yalın başkanlık etti. İşte benim de burada sözcülük görevi yaptığım komisyonda çok ciddi çalışmalar yaptık ve birçok hayvan hakları aktivistlerini dinledik, dernekleri, federasyonları dinledik. Karşı taraf olarak işte pet shop sahiplerini aslında çok 3 ay dolu dolu geçirdiğimiz ve her tarafı birlikte dinlediğimiz, hukukçuların gözüyle, hayvanseverlerin, aktivistlerin gözüyle bütün bir süreç geçirdik. Bunun güzel kısmı şuydu, komisyonda hepimizin aslında şeyi çok sevmiyorum, hayvan sahibi izlemeyi çok sevmiyorum ben. Hayatı paylaştığımız birer canlı çünkü onlar. Ve bizim birlikte yaşadığımız güzel böyle benim bir kedim var. Daha önce bir köpeğim vardı. Köpeğimle beraber yaşıyordum. Şimdi bir kedimle yaşıyorum. Aynı şekilde bütün aslında arkadaşların hayvan sevgisini doya doya yaşadığı bir ekiple çalıştık. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü ciddi boyutta birlikte bir hayatı paylaşmıyorsanız bir canlıyla onun kıymetini çok anlamıyorsunuz. Ve burada ilk önce bizi ilgilendiren kısmı ilk başta hepimizin vicdanına, insanlık değerlerimize dokunan kısmı şuydu. Hayvanlara yapılan taciz, şiddet, biz bunların, ben zaten insan olduklarını da düşünemiyorum bunları. Bunlarla ilgili aslında 2004 yılında 5199 sayılı hayvan hakları kanununda inanılmaz güzel bir kanun yapmışlar. Bunu bütün hayvan derneklerimiz de söylüyor. Ancak bazı açıkları olunca oturtamıyorsunuz. Biz hayvan hakları araştırma komisyonu olarak aslında yeni çıkacak kanuna öneri verdik. Bunları dinledikten sonra inşallah en kısa zamanda buna oluşturacağız. Bir defa kabahatler kanununda şu an hayvan hakları yani hayvanlara yapılan şiddet uygulayanlar kabahatler kanunu tarafından yargılanıyor. Oysa TCK Türk Ceza Kanunu'na içine dahil edilmesi gerektiğini özellikle dile getirdik. Ve eğer öyle olursa en az 2 yıl 1 ay hayvana şiddet uygulayanın cezası olacak. İnfaz yasasından yararlanamaması gerektiğini önerdik. Ve hiçbir aftan faydalanamayacak. Bu çok önemli bence. Ceza indiriminden de faydalanamayacak. Her şeyden önce hayvanın bir can olduğunu, duyguları olduğunu, doğurabildiğini ve Yaradan'ın yarattığı bir canlı olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Onunla birlikte tabii bunları yakalamak için bu tarz yapan bir kolluk gücüne ihtiyacımız var. O yüzden hayvan polisi, hayvan jandarması ve belediyenin zabıtalarında özellikle eğitim almış hayvanlarla ilgili bilgi sahibi kolluk kuvvetleri kurulması gerektiğini önerdik. En büyük sorunumuz kısırlaştırma tabii ki. Tabii bununla birlikte sokak hayvanlarına kısırlaştırıldıktan sonra sadece ev hayvanlarına değil, sokak hayvanlarına da çip takılmasını öneriyoruz. Çünkü ne yazıktır ki Türkiye'de kaç tane sokak hayvanımız var hala sayılı değil. Kişisel olarak sorarsanız o çok özendiğimiz Avrupa ülkeleri gibi bir hayvan hakları kanunu ister misiniz diye hayır istemiyorum. Çünkü yurt dışına giden herkes şunu söylüyor. Ay sokakta bir tane bile kedi köpek görmedik. Evet göremeyebilirsiniz. Çünkü o hayvanları barınağa götürdükten 15 gün sonra eğer biri sahiplenmemişse öldürüyorlar. Ben böyle bir hayvan haklarına sahip olmak istemiyorum. Böyle bir hayvan kanunu olmamalı diye düşünüyorum. Bununla birlikte kısırlaştırılmanın kesinlikle en az 2 yılı alacak bir seferberlik olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir anne köpekten, yani bir çift köpekten 10 yılın sonunda 66 bin
köpek dünyaya geliyor. Popülasyon inanılmaz büyüyor. Ve biliyorum ki belediyelerimizin de, muhtarlıklarımızın da özellikle kırsalda en büyük sıkıntısı bu. Hayvan kanununda şu an 5199 sayılı kanunumuzda aslında yetkiyi birine, gücü bir başka kuruma verilmiş. Yani Orman Bakanlığımızın, Orman Tarım ve Orman Bakanlığımızın elinde bir yetki var, belediyelerin elinde başka bir yetki var. Bunun aslında stabil hale gelmesi gerekir ve bunun belediyeler aracılığıyla yapılması, ama belediyelerin tabii bu bağlamda en büyük zorunun biliyoruz ki maddi güçlü dayanaksızlıkları. Merkezi yönetimden belediyelere ek bir ödenek çıkmasını, çevre vergisi gibi, temizlik vergisi gibi, emlak vergisi gibi belediyelerin topladığı vergilere %1'lik bir oranda sadece hayvanların rehabilite edilmesi ve rahat yaşaması için konulabilecek bir oran belirleyelim istedik. Tabii ki bununla birlikte belediyelere de ek bir ödenek verilecektir. Bunları tavsiye ettik. Ayrıca ben her şeyin eğitimden başladığını düşünüyorum. Allah'a şükür komisyonumuz da öyleydi. İlkokul 4. sınıfta hayvan hakları ile ilgili bir ders konulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve aslında anaokulundan itibaren de bir pozitif ayrımcılıkla hayvanları göstermeliler, hayvan sevgisini öğretmeliler okullarda diye düşünüyoruz. Tabii o kadar büyük bir konu ki hayvan dediğinizde kanunlaştırırken öyle bir hal getiriyorsunuz ki bir kanunu yanlış yaptığınızda sivrisinek de öldüremiyorsunuz. O yüzden omurgalılar, omurgasızlar diye ayırmak lazım. Tabii pet shoplar bu ülkede ciddi büyük bir sorun. Pet shop'tan satılmazsa merdiven altı diye tabir edilen çok kötü üretim yerleri var. Irklarla ilgili özellikle bizim kendi Türkiye'de olan ırklarımızla ilgili yurt dışındaki gibi federasyonlar kurulmasını önerdik. Yani kanun hatta bazı şeyleri çok abarttığımızı düşündüler. Bunu da yapamazsınız dediler. Hatta hayvan hakları aktivistleri biz sizin bunu çıkarabilir, bu kadarını çıkaracağınızı tahmin etmedik dediler. Bundan sonraki ilk etapta mecliste buna çalışacağız. Şimdi biz araştırma komisyonuyduk, önerileri verdik. Tabii kanunlaşma kısmında da gidip dinlediğimiz bütün tecrübelerimizden faydalandıracağız. İnşallah mecliste de bir defa Türkiye'ye vicdanımıza ve ecdadımıza yakışır güzel bir hayvan hakları kanunu çıkaracağımızı düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz ecdadımız kuşlar için bile özel evler yapan, leyleklerin geçiş döneminde yuvalarını yapan, daha neler neler anlatabilirim ki, yani inanılmaz aslında ince detay düşünen ve beraber yaşadığımız canlılara insanlar kadar saygı duyan bir ecdadın torunları olarak bize de böyle bir hayvan hakları kanunu çıkartmak düşer diyorum. Evet, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizin gibi hayvansever bir vekilin olması bir şans. Bunun da Çanakkale'den çıkıyor olması ayrı bir şans. Ben sizin ne kadar çok hayvanları sevdiğinizi biliyorum. Sokak hayvanlarına daha fazla önem verdiğinizi biliyorum. Belki de şu anda birazdan belki kucağınıza alırsınız. O güzel kedinizi de görmek isteriz belki. Sayın İskenderoğlu, meclise girdiniz. Çanakkale Milletvekili olarak o koltuklara oturmaya başladınız. Tabii ki AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan'la birlikte mecliste çalışmalar yapıyorsunuz. Ben size şunu sormak istiyorum. Size göre Çanakkale'nin en ciddi, en öncelikli meselesi nedir? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Kamuoyunun bilmediği bu konuda neler var? Yani mesela siz neleri takip ediyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da? Meclisteki çalışmaların hangi noktasında nelere dokunuyorsunuz? Kentin öncelikleri size göre neler? Şimdi Çanakkale öyle güzel bir marka ki, öyle özel bir şehir ki elimizde. Neresine dokunsanız ayrı bir noktası parlayacak. Ben çok şanslı bir vekil olarak görüyorum her şeyden önce kendimi. Bülent Turan gibi
Her şeyden önce Çanakkale'de, sadece Çanakkale'de değil, Türkiye'de marka olmuş. Grup başkan vekiliniz ama milletvekili olarak da bu memlekete hizmet etme noktasında marka olmuş bir yol arkadaşım var. Ben her zaman söylüyorum, Çanakkale beni çok iyi tanır. Ben bu şehirde esnaflık yaptım, bu şehirde öğrencilik yaptım, bu şehrin kadını oldum, bu şehrin çocuğu oldum, evladı oldum, bir anne oldum. Bu şehirde bir evladım var. Esnaflık çok özeldi benim için. Çünkü bir kafeydi ve binlerce öğretmeni yetiştiren ve her gün aslında Türkiye'ye hitap eden bir yerde onlara ablalık yaptım. Ama siyasette de bu 17. yılım, yani 18 artık sayamıyorum bile ama bildiğim bir tek şey var. Her kademesinde çalıştım. Ama milletvekili olmadım. Milletvekili olmayı da şanslıyım ki Bülent Turan'dan öğreniyorum. Bunu gururla söylüyorum. Genel merkez görevim dolayısıyla Türkiye'nin her noktasına gidiyorum. Bu dönem Ege koordinatörlüğüm var. Geçen dönem özellikle Marmara koordinatörlüğü yaptım ve 60 küsür ilde ekonomi başkanlığı döneminde eğitimler verdim. Bu vasıtayla da girişimcilik eğitimi, proje döngüsü eğitimleri vasıtasıyla da aslında Türkiye'yi de gördüm. O yüzden hep diyorum ki Türkiye, Çanakkale demek Türkiye demek. Ve Çanakkale'nin önceliği derseniz, Çanakkale'nin her noktasında önceliği ayrı aslında. Çanakkale merkezi için konuşabilirim ki bunu defalarca söyledim. Bir kez daha söyleyeceğim. Böyle hissediyorum ve böyle düşünüyorum. Çanakkale dünyanın en güzel şehri. Merkez özellikle inanılmaz güzel bir kadın ama hiç makyajı yok. Merkezin yapılması gereken çok işi var. Turizm bizim bir defa can damarımız. Hilmi Bey biraz önce soru sordu dediniz. Evet, ben Turizm Ulaştırma ve İmar Komisyonu'ndayım ayrıca. Meclisteki komisyonda orada da sözcüyüm. Orada son 2 yılda birçok kanun çıkarttık. Ki Çanakkale Boğazı'nı biliyorsunuz son çıkarttığımız turizm kanununa teşvik kanunu birlikte Çanakkale Boğazı'nda dalış turizmini başlattık. Ki bu koronavirüs süreci biraz etkiledi tabii ama en kısa zamanda buna başlayacağız. Yani bugün Çanakkale'nin şehitliklerine bakarsanız bir defa alan başkanlığımızla birlikte inanılmaz bir vizyon kazandı ve Çanakkale 18 yıldır şehitlikleriyle birlikte Türkiye'nin markası olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye'nin her yerinden gençlerimiz, kadınlarımız Çanakkale'ye gelip ecdada başta Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına dualar ediyorlar. Çünkü bu topraklar Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklar. Cumhuriyet tarihimiz var. Biraz ileriye bakarsanız Gelibolu'muzda Mevlevihane ile birlikte inanılmaz 99 tane evliyanın olduğu çok özel topraklar Gelibolu'da. Geçiyorsunuz Gökçeada ve Bozcaada'yı söylemiyorum bile. Yani onlar turizmin cenneti olacak ve ileride neler hayal edilebileceğini bile düşünemiyorum. Yani ben surf dendiğinde, kitesurf dendiğinde dünya üzerinde akla Gökçeada'nın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki otantik haliyle Bozcaada'mız hiçbir şeye değişmeyiz. Assos'a iniyorsunuz. Assos'ta bakıyorsunuz Aristoteles dendiğinizde felsefenin temeli orada diyoruz. Kazı alan yerlerimiz, denizi, zeytini, küçük kuyumuz, biraz yukarı çıkıyorsunuz Edirne'miz, Beyikli ile birlikte, Truas'ımız, rotamızla birlikte muhteşem peyniri, Bayramiç'te elması, Bayramiç beyazı, Kaz Dağları, Ayazması, Lapseki'ye gidiyoruz. Lapseki'de Epikros yine aynı şekilde felsefenin temeli ve şehirleşme ahlak anlamında. Yani o kadar çok şey var ki. Yenice Kaz Dağları, Kalkın, Kaz Dağları, Çan kendi başına zaten bir inci. Ve üretimin aslında Çanakkale'deki adı Bigamız, ticaretin baş tacı. Yani
Bakıyorum unuttuğum ilçem var mı? Bakayım söyleyeyim canım. Bir tanesini bile unutmamam lazım çünkü. Eceabat zaten şehitliklerimizle beraber dile getirdik. Yani aslında Çanakkale'mizdeki 12 ilçemiz merkezle beraber 12 ilçemiz birbirinden özel. Yani Bigaya ticaretine elimizi uzattığımızda hemen yanında Paryon'u görüyorsunuz, bir tarih var. Karabiga'mız Marmaris'ten güzel bir yer bir defa. Kızmasın bana Muğla'dan dinleyenler şimdi ama daha çok yapacak işimiz var. Ha, ne işlerimiz var? Bunları nasıl takip ediyoruz? Bülent Bey'le beraber bir defa Çanakkale'deki bütün hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla olsunlar ki iki kardeş gibi gece gündüz demeden Çanakkale'ye yapılan yatırımların peşinde takip ediyoruz. İşte en son Güzel. dönem gençlerden aldığımız Haklılar hemen tabii. hemen her ilçemizde havuzumuz, gençlerimiz için spor komplekslerimiz var. Bunların takibini yapıyoruz. Ama ben Çanakkale'de en özel ne yapılabilir diyorsunuz? Ben Çanakkale'nin turizminin her ilçesinde turizminin ve tarımın parlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Gelibolu'nun tarihiyle ilgili 100 yıl önce gelen Ruslarla ilgili ben bayağı böyle bir Bülent Bey'le birlikte bir dosya hazırladık. Kültür Bakanlığımıza sunduk. Koronavirüs dolayısıyla bu yılı birazcık öteledik sanırım ama Allah'tan 4 yıl Ruslar gelmişler. Bolşevik isyanından kaçan Ruslar 100 yıl önce gelmişler ve Gelibolu'da yaşamışlar. Şöyle söyleyeyim, 2500 Müslümanın olduğu bir Gelibolu'da 30 bin Rus gelmiş ve 4 yıl yaşamışlar aileleriyle. Hikayeleri var. Bazısı da Gelibolu Rus dernekleri var. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Üniversiteden iki hocamız, Vedat Çalışkan hocamızla birlikte. Aynı zamanda güzel bir dosya hazırladık. Onların bir kitabı var, Rusya ile ilgili bağlantıları var. Ve biz arkasından o dosyayı bakanlığımıza sunduk ama işte koronavirüs dolayısıyla bir miktar sekteye uğradı. Ama özellikle Gelibolu'da yine tarihi alan başkanlığımızda başta olmak üzere Bozcaada'mızda dahil olmak üzere aslında dalış turizmi için inanılmaz bir cennet. Bakıyoruz dalış turizminde dünyadaki dalış turizminin %1'ini Türkiye sadece misafir edebiliyor. Dalan dünya üzerinde dalan aslında turistler biraz daha maddi gücü yüksek turistler. Ve geldikleri zaman uçaktan indikleri gibi dalış yapamıyorlar. Bir gece konaklıyorlar. Ertesi gün dalış yaptıklarında hemen dönemiyorlar. Basınç yüzünden bir gece daha konaklıyorlar. Yani bizim aslında turizm alanında çok ciddi çalışmalarımız var. Aynı şekilde Assos'ta hazırladığımız bu artık bayağı duyuldu. Aristo'nun 4 yıl orada, pardon 10 yıl, Aristo'nun 10 yıl orada yaşadığı ve felsefe okumalarını yaptığı ve yaklaşık 20 yıldır da orada Assos'ta her yıl iki defa hocalarımızın gelip felsefe okumaları, Aristo felsefe okumaları yaptıkları bir şey var. Ben bunu daimi hale getirmeyi çok arzu ediyorum. Ve Troya ile Assos'u birleştirmenin de aslında en özel noktası olduğunu düşünüyorum. Aristo felsefe köyünü kurmak istiyoruz oraya. Öyle bir çalışmamız Nereye? var. Nereye düşünüyorsunuz bunu? Bunu biz de elden aldık. Asos'a, yani orada en uygun yer Mutlaka Asos. Mutlaka bize bir Asos'ta. ipucu verir misiniz? Yani Asos'ta neleri gördünüz? Neleri kafanızda oturttunuz? Neleri hayal ettiniz? Ne Aslında kadar felsefe okulu aslında belki bir müjde duymak isteriz buradan. vallahi ne kadar böyle o bölgede yapılabilecek yer varsa Sayın Bakanımıza fotoğrafladık ve gönderdik. Bu süreçte işte geleceklerdi ve yeri tespit edeceklerdi. Ama ilk sözüm olsun yer tespiti yapıldığında size vereyim. Yani Yani yapılabilecek gerçekten o felsefe okulun bayrağını siz dikerseniz oraya Estağfurullah, Çanakkale'yi biz Bülent Bey'le Türkiye'ye beraber yaparız. ya ben tabii isim ayırt etmiyorum siz derken şahsınızda demiyorum ama bu dönemde bunu yaparsanız ve bunun öncüsü siz İnşallah. olursanız eğer
tarihsel geçmişle bugüne bir bağ kuracak o öncülüğü de bir kadın milletvekili olarak siz yaparsanız orada tüm Türkiye'ye ve dünyaya ciddi anlamda bir şey kazandırmış olursunuz. Çünkü o bölge aç, o bölge turizme de aç, kültürel turizme de aç, felsefe turizmine de aç, gastro turizme de aç. Hemen bu bağlamda bir soru sormak istiyorum. Hilmi Selimoğlu bunu sorar. Turizm anlamında beklentilerimiz yüksek. Çanakkale koronavirüs sürecinden sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi turizmin bir şans yaratacağı, bir döneme girebileceğini söylüyorlar. Bu anlamda radikal adımlar atılabilir mi Çanakkale turizmiyle ilgili? Tabii ki 2018 Toyo yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu andan itibaren bir patlama yaptı. Tüm Türkiye'de ve dünyada Troya Müzesi'yle birlikte büyük bir çember çizildi aslında ama onun dışında tabii üç tarafı denizlere çevirdi ve köklü tarihsel geçmişleri olan tarih turizminin nefesinin attığı, kalbinin attığı bu bölgede daha somut adımlar atmak adına kafanızda neler var? Bu süreçte iktidar partisi olarak da meclistesiniz. Şu anda bu iki aylık süreçte belki de Çanakkale turizmciler ciddi anlamda sıkıntıya girdiler. Ama hemen bayramla birlikte başlayacak olan süreçte hızlı bir hizmet çalışması anlamında neler yapacaksınız? Böyle kafanızda bir plan var mı? Onu sormak isterim. Ben aslında Hilmi Bey'in yayınlarını da takip ediyorum. Turizmci arkadaşların özellikle bu süreçte hem tur rehberlerimizin hem de turizmci arkadaşlarımızın sosyal medya üzerindeki yayınlarını takip ediyorum. Onların aşağı yukarı fikirlerini biliyorum. Ben de aslında Hilmi Bey gibi düşünüyorum. Parlayan yıldızı bence koronanın kesinlikle Çanakkale olmaya aday. Çünkü birincisi milli ve manevi değerlerimize biraz daha sahip çıkmamız gerektiğini gördüğümüz bir süreç oldu. Hepimiz evde oturduk ve kendimiz olmayı öğrendik. Ben kendi adıma söylüyorum. İşin yoğunluğundan bazen bir hafta annemi aramıyordum yani. Ve hep diyorum ki nasıl olsa annem olsun bana kızmaz. İki anne için de söylüyorum. Evet onlar bana kızmıyorlar ama öyle bir süreç yaşadık ki ben onların kokusuna hasret kaldım. Demek ki önceliğimiz işten ziyade ailelerimiz ve sağlığımızmış. Bunu gördük. Artık kendimize dönmeye başladık. İlimizi düşünmeye, evimizi, daha küçük dünyamızı düşünmeye başladık. Aslında korona sürecinin bize çok ciddi faydalarının da olduğunu düşünüyorum ben. İnsanlığımızı hatırladık. Bazen yan komşumuzun kim olduğunu bilmeden geçirdiğimiz günlerin yanında yan komşumuzdaki bir dilim ekmeğe bazen muhtaç olduk. Hani biz büyük şehirler gibi sokağa çıkma yasağını yaşamadık ama sonuçta gerçekten birbirimize muhtaç olduğumuzu gördük. Ve bu süreçte Çanakkale'nin özellikle ciddi bir kampanyayla Çanakkale'nin başta alan başkanlığımız olmak üzere, yani tarihi alanımız olmak üzere büyük bir kampanyayla bütün halkımızı buraya davet etmemiz gerektiğini ve bunun için de bizim aslında hazır olduğumuzu, otel sayımızın yeterli olduğunu net gösterebiliriz. Çünkü iç turizmin daha dinamiklerinin hızlı ve hareketli akacağını düşünüyorum. Onunla birlikte Troya'mız dediğiniz gibi Troya yılı ile birlikte yükselen bir trend oldu. Artı Troya Müzesi ve birlikte Troas rotasını gösterdiğimizde hayran olmayan hiç kimse yok. Asus'a inen güzergah. Parion gördünüz mü bilmiyorum son dönemde. Çok ciddi bir kamulaşma alanını halledersek orası da tarihi öğren yeri statüsüne gelmiş durumda. Çanakkale'nin her kademesi gerçekten bir tarih. Mitolojik tarihten arkeolojik tarihe, cumhuriyet tarihine kadar her şeyimiz var. Denizimiz var, doğamız muhteşem. Kaz Dağları bir oksijen deposu. Yenice'ye, Kalkım'a ya da Bayramiçe bu konuda rahatlıkla Ayazma'ya gidebilirler. Yani her yerimiz ayrı bir tarih ve İstanbul'a olan yakınlığı, İzmir, İstanbul noktasına olan yakınlığıyla bence bu süreçte ciddi manada değer kazanacağını düşünüyorum. Tabii yapacağımız çok iş var bununla birlikte. Biz
Ben bu pandemi süreci ilk başladığında bir Photoshop gördüm. Troya atının ağzına maske takılmıştı. Hemen vali bey aradım. Dedim ki sayın valim bu çok önemli bir şey. Bunu hemen yapalım dedim. Sayın valim de dedi ki ya burası çok korunaklı deyip herkes bir de buraya gelmesin dedi. Bunu sonrasında yapalım dedi. İnşallah şimdi bunun mesela inanılmaz turist çekeceğini düşünüyorum. Hem espriyle birlikte ama pandemi sürecinden bundan sonrasında artık ne kadar fayda sağlayabiliriz ona bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Keza dalış turizminin ben bu yaz yine hareketli devam edeceğini düşünüyorum. Yani ben hiç turizm konusunda inanılmaz bu konuda şeyim. Ayrıca en büyük yatırımlarımızdan biri Çanakkale hem turizm komisyonunda olunca, ulaştırma, turizm ve imar komisyonunda olunca tabii ben hemen turizm konusuna geçiyorum. Ulaştırmada köprü çok ciddi takip ettiğimiz bir işimiz ve aynı zamanda tünellerimiz. Ama bir yanda da kalbimiz Ezine Gıda OSB'si için atıyor. Tabii adı Ezine Gıda OSB'si. Bölge itibariyle bütün Çanakkale'nin aslında üretimine markalaşmış Çanakkale ürünlerini yurt dışına göndereceğimiz ve Çanakkale'deki tarım sektöründeki bütün çiftçilerimizin daha rahat ve daha nitelikli ürünlerle para kazanacağı, aynı şekilde yan kuruluşlarıyla otelcisinden lastikçisine kadar gelen nakliye, lojistik için gelen bütün personelinden beyaz yakalı çalışanlarına ve fabrikada çalışacak olan gönlüm istiyor ki çoğu kadın olsun tüm vatandaşlarımıza kadar tabii çok ciddi bir ivme kazandıracak. Ben Çanakkale elmasını, Çanakkale kirazını, Çanakkale çileğini, peynirini her yerde görmek istiyorum. Yani Çanakkale helvasını ya da işte balık ürünlerini Türkiye'nin herhangi bir noktasında gördüğüm zaman samimiyetle söylüyorum kalbim başka atıyor. O yüzden ben Çanakkale Gıda OSB'sini de bu arada vatandaşlarımız da çok rahat olabilirler. 91 fabrikanın olacağı Gıda OSB'miz de tam hızla ilerliyor ve inşallah beklenilenin önünde bitireceğiz. Sayın müdürümüz de bu konuda çok takip ediyor. Biz de durmadan onları takip ediyoruz ne yapıyorlar diye. Ticaret odalarımızla bu süreçte esnaf odalarımızla devamlı diyalog halindeydik. Onlarla iletişimi asla kaçırmadan ne yapabiliriz? Hep Çanakkale için ne yapabiliriz konuşuyoruz. Biz fabrikaların şehri olsun istemiyoruz Çanakkale'yi. Ama Ezine bölgemizde özellikle gıda OSB'sinin olduğu bölge tam bir fabrika cenneti olacak. En büyük önemimiz bu. Bölgemizde artık biz Bursa şeftalisi değil, Çanakkale şeftalisinin marka olduğunu herkese göstermemiz lazım. Şeftali üreticilerimize söz verdim. Bu yıl ne gerekiyorsa şeftali üreticilerimiz için yapacağız ve inşallah biz Çanakkale şeftalisinin marka olduğunu biliyoruz. Türkiye'de ilk 10 arasındayız. Ama biz Çanakkale olarak bir defa birinci sırayı hak ediyoruz. O yüzden de birinci sırada olması için de hem tarımımızın hem turizmimizin ciddi çalışmalar yapıyoruz. Örneğin işte Aristo Felsefe Köyü belki de burada ilk defa bu kadar detay açıkladığımız bir projemiz. Yatırımlar devam ederken yeni yatırımlarımızı turizm ve tarım adına yapıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü daha ulaşılabilir olmak, daha Çanakkale'nin bütün ürünlerini markalaştırmak ve Çanakkale markasını hep beraber omuzlarda yükseltmek önemli. Çanakkale'den bazen grup toplantımıza heyetlerimiz geliyor. İşte atıyorum Kepez, Lapseki, Biga hepsi bir arada geldiklerine ben diyorum ki Çanakkale diye bağırın. Çünkü biz birlikte Çanakkale'yiz ve Çanakkale birlik ve beraberlik içinde markasını bir tık daha yukarıya taşıyacaktır. Nitelikli turizm saygın bir Çanakkale'yi
Sayın ve Bekir, gerçekten ben inanıyorum. Çok akıcı konuşuyorsunuz. Maşallahınız var. Ama o kadar çok soru var ki yönetilmek isteyen. Eyvah, tamam. Yücel de beni pek susturamıyor Vedat Bey. Yani Yücel Bey de orada sanki yayına müdahale ediyormuş gibi geliyor bana ama lütfen bize müsaade etsin. Çünkü o kadar çok yok o genellikle bana sakin ol, sus, birazdan sus, Vedat Bey nefes aldır falan diyor burada. Yok, ben gayet güzel nefes alıyorum canım, sayenizde burada. Tarımla ilgili çok güzel konulara değindiniz Sayın İskenderoğlu ama Çanakkale'mizde bir tarım müzesi yok. Yıllardan beri bu konuda uğraşan arkadaşlarımız da var. Gerçekten Çanakkale tarım deyince %55'i ormanlık, orman alanı olan ve tarımla meşgul bir kentin marka değeri yüksek, işte bayram için beyazı, bayram için elması, yenici çileği, kapya biberi, Umur Bey'in şeftalisi, Lapsiki'nin kirazı, İzmir peyniri, ama neden Çanakkale'de bir tarım müzesi yok? Bu konuyla ilgili bir adım atmak ister misiniz? Bu arada yine koronavirüs süreciyle ilgili artık Çanakkale balıkçılarımız, o her gün taze taze balıkları bize getiren, sofralarımıza taşıdığımız üstelik mübarek Ramazan günlerinde gerçekten sofraların aranılan ürünü, balıkları avlamak için amatör balıkçılar da izin istemeye istiyorlar. Şu anda bunu aldılar ve sahiller kapalı. Acaba bu sahilleri açmakla ilgili süreç yaklaştı mı? Bununla ilgili İl Pandemi Kurulu'yla valilikle görüşme yapıyor musunuz? Sahiller ne zaman açılabilir? Bu arada deniz mevsimi de geldi, bayram da yaklaşıyor ve bir de esnaflarımız gerçekten çok zor durumda. Devletin almış olduğu radikal önlemleri duyuyoruz zaman zaman televizyonda. Maliye Bakanımızın açıklamış olduğu istikrar paketini duyduk ama halihazırda bazı bankalarda kredi almakta zorlanan, bu nefes kredisi denilen krediyi almakta zorlanan, sicillerinde sıkıntı olduğu için KGF puanlarından sıkıntı yaşayıp kredi alamayanlar, bu arada dükkanlar açamayıp ürün satamayanlar, çalıştıramadıkları personelleri için belki nakdi yardım alamayanlar da var. Biraz bunlara değinirseniz sevineceğim. Bir de çok sıra dışı bir soru olabilir belki ama Tan Doğu Bey sordu. Dedi ki amatör kulüplerin kira sorunları var. Dernekler statüsünde olduğu için gelir olarak sadece sporcu velilerinin bağışlarıyla ayakta kalabildiklerini söylüyorlar. İki aydır kira ödeyemiyorlar. Acaba bu sportif müsabakalara katılım sağlayan ve gerçekten o kulüplere can vermeye çalışan zor şartlarda bu amatör kulüplerimize bir yardım yapılabilir mi? İl Müdürü Aziz Bey'le ilgili de olumlu yorumlar var ama amatör spor kulüplerine de değinebilirsiniz. Biraz Bülent Biberci'nin şeyine girdim belki ama gerçekten spor için direnen bir arkadaşımız. Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Gerçekten olmaz derecede spora ve sporcuya önem veriyor ve bununla ilgili hem bilgi ve sorunları paylaşıyor ama Tan Doğdu ve sormuş, amatör kulüplere de bir küçük yardım yapılabilir mi? Bununla ilgili il özel derne bütçesi olabilir ya da farklı bütçeler olabilir, bakanlık bütçesi olabilir ama spor kulüplerinin durumu da ciddi anlamda sıkıntıda şu anda. Faaliyet yok, gelir yok, kiralar var, masraflar var falan filan. Biraz da bu konulara değinir misiniz Sayın Vekilim? Esnafın durumuyla ilgili aslında çok net biliyorum. Benim eşim de esnaf biliyorsunuz. O da aynı süreçte ve iş yerlerimiz kapalı. Ve biliyorsunuz ki esnek zamanlı sistemde ve İşkur üzerinden aslında esnafımız çalışan personelin yarı zamanlı maaşı için başvurdu. Ve Çanakkale bu konuda iyi bir durumda. Yani başvuranların %90'ı gibi bir oranla ödeneklerimizi aldık. Hala da devam eden araştırma süreçleri var. Onu takip ediyoruz. Rakam vermem yine çok doğru değil. Çünkü bakanlıkların kendi rakamlarını kendilerinin vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık siyaset, yargı, yürütme ve yasama aslı biliyorsunuz ayrıldı. O yüzden de bakanlıklar kendi yaptıkları işleri çok net dile getiriyorlar. Bu süreçte de aslında sürecin hızlı yürümesini de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne borçluyuz. Herkes kendi işini yaptı ve herkes kendi dalında bir şeyler oluşturdu. Örnek veriyorum,
Çiftçilerimiz 65 yaş üstü, dikim işleri için tarlalarına gidemiyorlardı. Ama tam bizim domatesimizin, biberimizin, patlıcanımızın ekim zamanı. Biz onu ilgili bakanlığımızla görüştük. Ve valimizin özel izniyle birlikte muhtarların onayıyla 65 yaş üstü tarlasına gitmek için izin aldı. Bu tarz işleri aslında bakanlığa bildirip biz burada kendi içimizde çözüme ulaştırıyoruz. Balıkçılıkla ilgili arkadaşlarımıza şöyle özellikle müdürümüzle, Tarım İl Müdürümüzle, Tarım ve Gıda Müdürümüzle ve aynı zamanda valimizle bu konuyla ilgili istişarelerimiz sürüyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte biraz daha esnek ve belli aralıklarla sosyal mesafeyi koruyarak bu tarz izinlerin verilebileceğini düşünüyorum. Ama net bir sonuç daha gelmediği için bunu açıklamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Amatör spor kulüpleriyle ilgili de İl müdürümüzle ve gerekirse bakanımızla bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağız. Bana da bugün bildirdiler bu konuyla ilgili. Daha öncesinde ulaşan olmadı. Aslında Bülent Bey arasaydı şimdi, yani Bülent Biberci'den bahsediyorum. Şimdiye kadar bir yola hale yola sokmak için elimizden geleni yapmış olurdum. Çünkü bize ulaşan aslında esnaf odalarımızla, esnaf kefalet kooperatifimizle, bankalarımızla devamlı diyalog halindeyiz. Başvuruda bulunan esnaflarımızı, işte çıkmayanları tekrar tekrar aslında biz de bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Ancak eğer kredibilite notları çok düşükse biraz zorluyor, bankalar zorluyor. Devlet bankaları aracılığıyla aslında Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'yla ciddi yol aldık ve esnafımız için ciddi yardımlar oldu. Bu yardımları alamamış, bize ulaşan ve sıkıntılı sonuçlar ulaşanlara da bakanımıza aslında bildiriyoruz. Ve farkındaysanız sık sık geri dönütlerle aslında düzenlemeler yapılıyor. Ve Sayın Bakanımız hala bu düzenlemelere de devam ediyor. Ben bu süreci gerçekten diğer ülkeleri de bildiğimiz için iyi atlattığımızı düşünüyorum. Evet, zor bir süreç ve hiç de kolay değil. 2 aylık bir sürede esnafımızın kapısına kilit vuruldu. Esnafımız iş yerini açtı ama kimse sokağa çıkamadı. Ve personel çıkışını engellemeye çalıştık. Devlet her konuda aslında etkin rol oynadı. Hükümetin her birimi, her bakanlığı etkin rol oynadı. En son istikrar paketiyle de aslında dün tekrar paylaştık. Daha düzgün çalışmalar yapılacağını düşünüyorum ben. Tam netleşmeden de müjdeli haberi vermek çok benim tarzım değil. Ben tanıyan arkadaşlar çok iyi bilirler. Vaat etmek çok benim işim değil. Real elime ulaşabilecek, kendi yapabileceğim bir şey olursa onun sonuna kadar mücadelesini veririm. Ama siyasette bir gün, bir saat bile çok uzun bir süre. Bakarsınız biz burada konuşurken bir saat içinde Sayın Bakan bir istikrar paketi açıklar. Öyle çalışmalar yapılıyor ama arkadaşlarımız, esnafımız bunu bilmeli. Balıkçılarımızla ilgili de en kısa zamanda iyi haberler inşallah vereceğiz. Onun da takibini yapıyoruz bu konuda da. Amatör spor kulüpleriyle ilgili de onları da, yani önümüzdeki süreçte, bugün çünkü bugün akşamüstü görüştük bir amatör spor kulübümüzle. Aziz Bey ile aslında süreci takip ediyoruz. Ama süreç çok uzayınca arkadaşlarımız çok zorunda kaldılar. Bakan Bey'le de bu konuyu görüşürüz gerekirse. Peki, aslında buna bir parantez açmak gerekirse bugün bir banka müdürüyle görüşmüştüm. Önümüzdeki hafta yine kamu bankaları plasmanları bitirmelerine rağmen birer milyar yani Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası birer milyar daha nefes kredisiyle
Ticaret Odası üyeleri buluşturacağı haberini aldım. O da yeni bir bilgi bu. Yani şu anda plasman bitmiş durumda belki. Ama özel bankaların da bazı konularda yardımcı olduğunu duyduk. Bundan da gelişmesini takip etmeyi devam ettireceğiz diyelim. Sayın Bilmiyorum öyle. Tabii ki... Esnaf için daha çalışmaları devam ediyor. Daha ilk adımları attık. İnşallah çok daha esnafımızı rahatlatacak güzel paketler gelecek. Sayın Vekilim, süreyi çok çok aştık. Ben de farkında değilim ama keyifli bir sohbet. Gerçekten dinlemek de hoş. Yani bir milletvekilimizin Çanakkale için, ülkesi için yapmaya çalıştıklarını dinlemek de hoş ama gerçekten zamanı çok çok geçirdik. Eyvah, hiç fark etmedim ben. İzleyicilerimiz de sıkılıyor olabilirler. Onlardan da özür diliyoruz ama bu arada mesajlarını iletemediğim yüzlerce, binlerce mesaj var. Gerçekten takip etmekte zorlanıyorum. Onlar da beni bağışlasınlar. Size selam söyleyenler Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından. Hepsini ben alıyorum. Aleyküm selam. Hepsine Çanakkale'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Ve özellikle annelerimizin de pazar günkü anneler günü şimdiden kutluyorum. Onları ellerinden öpüyorum. Siz beni lafı benden aldınız. Pazar günü anneler günü, siz de bir annesiniz. Doruk maşallah dağ gibi büyüdü. Bahtı açık olsun. Biz de sizin anneler gününüzü tebrik ediyoruz. Allah tüm annelerimizin sağlıklı ömürleri olsun istiyoruz. Yayınımızı kapatmadan önce siyaset hiç konuşmadık. Öyle de bir süreçte değiliz zaten. Önümüzdeki sorunlar çok farklı. Dolayısıyla hiç bu süreci bitirelim. Ama... Sadece siyaset konuşmaya Ankara'dan bağlanayım. Olur mu? Sizi alıp sizi terletmeyi düşünüyoruz. Yani orada biz tamam. Çanakkale'den sorularla, sorunlarla sizi terletmeyi düşünüyoruz. Ama şimdi değil. Çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bir keyifli sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. İkinci yayınımıza siz konuk oldunuz. Size de Allah sağlıklı günler versin. Anneler gününüzü ayrıca yine tebrik ediyoruz. Son cümlemize alalım. Ben de yayını kapatacağım. Ben özellikle bu yolda size başarılar diliyorum. Siz yılların bu konuda çok tecrübeli, benim için abisinizdir her zaman. Yeriniz ayrıdır. Başarılar diliyorum ve başaracağınızdan hiç şüphem yok. Ben bütün Çanakkale'li hemşerilerin başta olmak üzere Türkiye'den, yurt dışından bizleri izleyen bütün kardeşlerimize önce sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve Çanakkale dışında olan herkese bir defa Çanakkale'ye bekliyoruz bu sürecin sonunda. Bilin ki Çanakkale dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Çanakkale'li hemşerilerime de memleketimizin kıymetini bir kez daha bildiğimiz günlerde sevgiler sunuyorum. Ve bilsinler ki biz gece gündüz demeden Çanakkale için, Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayır. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize Sayın Vekilimize çalışmalarına başarılar diliyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz, Çanakkale Web TV portalı üzerinden başlatmış olduğumuz Bakış Açısı özel programı bundan sonra tüm hızıyla devam edecek. Tabii ki internet ortamında gerçekleştirdiğimiz yayınlarda zaman zaman teknik sıkıntılar olabilir ama olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şunu da altını çizeyim. Çünkü artık yayıncılık bir çıta yükselmesi oldu ve o çıtada internet yayıncılığına daha ağırlıklı gelmeye başladı. Tabii ki bu konuda çok başarılı arkadaşlarımız var. Onların da yayın çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tekin Uğurlu arkadaşımız aylardan bu yana, uzun zamandan bu yana tek başına ciddi bir yol alıyor. Ciddi bir efor sarf ediyor. Ona da saygıyla yaklaşıyoruz. Ama artık yayıncılık bir çehre değiştirmesi gerekiyordu. İşte şu andaki yaptığımız yayıncılıkta kim nerede olursa olsun, hangi noktada olursa olsun, internet üzerinden, yurt dışından ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden bu canlı yayınları yapabileceğiz. Bizim meselemiz Çanakkale, Çanakkale'nin gelişmesi, Çanakkale'nin daha iyiye gitmesiyle ilgili kim nerede ne somut adım atıyorsa
orada olacağız. Habercilikle ilgili çalışmalarımız devam edecek ama özellikle canlı yayınlarımızda sormak istediğiniz sorular ya da sorunlarla ilgili önemli konuklarımıza bizleri takip ederek sosyal medya takibine ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda bu görsel yapmış olduğumuz yayının yazılı özetlerini de Kalenin Sesi gazetesinde görebilirsiniz. Orada da takip edebilirsiniz. Orada da tüm bu konuşmaların özetleri yayınlanacak. Onlarda da bizimle ortak bir çalışma içerisindeler. Teşekkür ediyoruz İlker Ülker'e. Kalenin Sesi gazetesinde de yayınlarımızın özetini görebileceksiniz. Yayınlarımız devam edecek dedik. Ben hemen yarın akşamki yayınımızı buradan duyurmak istiyorum. Yarın akşam 21.30'da canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çanakkale Milletvekili Avukat Sayın Muharrem Erkek konuğumuz olacak. Onunla da bu süreci değerlendireceğiz. Tabii ki o da Türkiye'nin önemli siyasetçilerin birisi oldu. Çanakkale adına Çanakkale'nin parlamentoya göndermiş olduğu önemli bir isim. Yarın akşam canlı yayın konuğumuz Sayın Muharrem Erkek olacak. Daha sonraki yayınlarımızda önemli isimler var. Gerek Çanakkale'den gerekse Çanakkale'ye uzak noktalardan. Onlarla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bu akşam biraz süre aşımı yaşadık. Bunun için sizlerden özür diliyoruz. Kimlerin mesajlarını iletemediysek onları da ayrıca vekilimize ileteceğiz. Ben Çanakkale Web TV olarak bu akşamki yayınımızı noktalarken hepinize hayırlı Ramazanlar, sağlıklı yarınlar ve koronavirüs sürecinde olabildiğince sağlıklı günler diliyoruz. Umarız Çanakkale'de ve dünyada ve Türkiye'de bu süreç çok kısa bir süre içinde geçer ve sağlıklı günlerde tekrar bir arada yaşamaya devam ederiz diyelim. Sözü burada kapatalım. Hepinize iyi geceler diyoruz. Hoşça kalın.